Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Önümüzdeki günlerde çok güzel bir elbise çalışması yapacağız. Elbisemizde tomurcukları olan ajurlu yaprak modelini kullanacağız. Bugün sizlere yaprak modelinin anlatımını yapacağım. İstediğiniz örgünüzü uyarlayabilirsiniz. Sadece elbise olarak düşünmeyin. Kazaklarınızda, etek uçlarında, yani yeleklerde birçok örgünüzde bu modeli kullanabilirsiniz. Eldiven de yapacağım arkadaşlar bu modelden. Önümüzdeki günlerde yetişkin eldiveni. Şimdi arkadaşlar hazırsak küçük bir parça üzerinde yapımına başlayalım. Şişime 15 tane ilmek attım. Normalde modelimiz için 13 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Sıra başındaki ve sıra sonundaki ilmekleri kenar ilmeği olarak öreceğim. Yani bu baştaki ve sondaki bir ilmeğin modelimizle ilgisi yok. Biz aradaki 13 tane ilmek üzerine modelimizi uygulayacağız. Şimdi ön yüzümüzde hemen başlayalım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğim bu benim. Şimdi 4 tane ilmeğimiz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Takibindeki 2 tane ilmeği birlikte alarak soldan sağa doğru kesiyorum. 1 tane doluyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 tane doluyorum. Bu defa 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Arka yüzümdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka sıramdaki ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters örgü olarak örüyorum. Dolamalarımız açılmasın arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Sondaki kenar ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum. Dönüyorum, ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Model ilmeklerime devam ediyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tane düzümden sonra 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 1 tane düz örüyorum, 1 tane doluyorum. 1 tane düz örüyorum, 1 tane doluyorum. Tekrar 1 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak bu defa sağdan sola doğru kesimimi yapıyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Arka yüzümdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Sondaki kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Dönüyorum ön yüzümü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 tane doluyorum. 1 tane düz örüyorum. 1 tane doluyorum. Tekrar 2 tane düz örüyorum. 2 ilmeğimi bu defa sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Dönüyorum arka yüzümü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Dönüyorum örgümün ön yüzünü. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. İki ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3. 3 düzümü ördüm. 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 1 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Dönüyorum arka yüzümü. Kenar ilmeğimi örmeden aldım.
ve model ilmeklerimin tamamına örgümün arka yüzünde ters örgü olarak örüyorum. Küçük bir parça üzerinde arkadaşlar modeli çalışın. İnanın elbisenizi daha kolay öreceksiniz. İlmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Arkadaşlar elbisemde yapraklarımı kaydırarak yaptım. Robanın anlatımını baştan sona kadar tamamen tüm sıralarını çektim. 1,5 saate yakın bir video oldu. Bunu muhtemelen 2 part olarak yayınlayacağım. Herkes örebilsin diye. Yani şu görmüş olduğunuz sıraların tamamını videoda izleyeceksiniz. Ama ben farklı bir örgüde kullanmak isterseniz ya da burada size yardımcı olması için yaprak çekimini yine yapıyorum. Tek yaprak olarak çalışıyoruz sadece. Yani kaydırma işlemi yapmıyoruz. Zaten dediğim gibi robayı baştan sona anlattım. Kaydırma işlemlerinin tamamı burada var. Mantığını kavramanız için arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4 tane düzürüyorum. 1 tane doluyorum. 1 tane düzürüyorum. 1 tane doluyorum. Tekrar 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dolmamı yaptım. 4 düzümü ördüm. 2 tane ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzümdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Model ilmeklerimin tamamını örgümün arka yüzünde ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Yaprağımızın genişliğini ayarladık. Artık daraltma işlemine geçiyoruz. İstediğiniz kadar genişletebilirsiniz arkadaşlar. Daha büyük bir yaprak da yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, burada yine kesimlerinizi yapacaksınız. İlmek sayınız tabii ki biraz fazla olacak. Buradaki düz ilmeğin sağından ve solundan ajur artışlarınızı yaparak yaprağınızı genişleteceksiniz. Kenar ilmeğimi ördüm. Daraltma yapacağım için artık soldan sağa doğru kesim yapmıyorum. Sağdan sola doğru 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tomurcuklarımızı ajur artış yani dolama yaptığımız ilmeklerin ortasındaki 1 tane düz ilmeğin içerisine yapıyoruz. Şimdi bu ilmeğime girdim. 2 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 1 doluyorum. 2 tane ilmeğimin içerisinden çıkıyorum. 1 doluyorum. Tekrar 2 tane ilmeğimin içerisinden çıkıyorum. Bu şekilde tığımın üzerinde 5 tane ilmeğim birikene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki düz ilmeğimize değil, bir altındaki düz ilmeğimize giriyoruz. Kaydırma yöntemiyle tomurcuğumuzu buraya sabitliyoruz. Ve örmeden diğer şişimizi alıyoruz. Şimdi bu kenarda yaptığımız işlemlerin aynısını bu kenarda da yapacağız. 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2, 3 ve 4. Buradaki kesimimizi de normalde sağdan sola doğru yapıyorduk. Daraltma yaptığımız için çevirdik yönlerini. Soldan sağa doğru kesiyoruz. Ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Mesela böyle bütün halde gördüğünüz zaman çok karışık geliyordur eminim arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. O yüzden bu küçük videolar, kısa videolar önemli. Mutlaka izleyin bir projeye başlamadan önce. Şimdi arka sıramdayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ve model ilmeklerimin tamamını yine örgümün arka yüzünde ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Döndüm tekrar. Kenar ilmeğimi aldım. Yine arkadaşlar hemen 2 tane ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane düzümü ördüm. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum.
Kenar ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum. Döndüm örgümün arka yüzünü. Yine kenardaki ilmeğimi aldım. Ve modül ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar sağdan sola doğru iki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Kesimimi yaptıktan sonra 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5 düzümü ördüm. 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modül ilmeklerimi örgümün arka yüzünde ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi yine haroş olarak örüyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 tane ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Ve yine sondaki kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modül ilmeklerimi örgümün arka yüzünde ters örgü olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak ördüm. Döndüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak sağdan sola doğru kesiyorum. 1 tane düz örüyorum. Bu taraftan 2 tane ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte alarak kesiyorum. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modül ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Kenarımı yine haroş olarak örüyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada da kenar ilmeğim var. Arada da 3 tane ilmeğim var. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte alarak keseceğiz arkadaşlar. Bunu da 3'üne birlikte girerek yapmayacağız. Ortadaki ilmeğin başa gelmesini istediğim için bakın şimdi 2. ilmeğime giriyorum. 1. ilmeğimden çıkartıyorum şişime. 2 ilmeğimi de şişimden çıkardım. Çeviriyorum. Diğer şimdiki 3. ilmeğimle birlikte düz örgü olarak kesiyorum. Bu muntazam bir düz kesim arkadaşlar. Üçlü kesimlerde mutlaka bunu kullanın. Üçlü kesimimi yaptım. Kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Son kez arka yüzümdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modül ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar kenar ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, yaprağımızın baştan sona tüm sıralarını birlikte yaptık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.